zamir konusunu işliyoruz. Hunake iddetun. Evet. İddetun. 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 İddetu mebahisin. Evet. E, konular birkaç konu vardı. Tettesilu bid damir. Netena bit Bid Evet. Zamirlerle ilintili, zamirlerle alakalı bazı konular var. E, şimdi netena veluha. Onu e, anlatacağız bir tafsil ayrıntılarıyla anlatacağız. Zamirlerle ilgili bazı konular, ayrıntılı konular. Şöyle hemen başlayalım. Evet. Damairu el merfu'atu el Evet. Merfu munfasil zamirler. Arkadaşlar Merfu'a muttasile yani ta'i tenis almasının sebebi damayirin çoğul olmasından dolayıdır. Bu damayir cemi teksir olma gasebiyle bunlar da sıfat olma gasebiyle birbirine uyumludur. Ve teqa'u tilke dama'iru Bakın yine damayir cemi teksir olma gasebiyle müfret müennes hükmünde hiye sayılır hiye. ونن بقى في الناس قال مش تقعو يقعو الماس وتقعو تلك الضماير منفصلتان منفصل ضمير بونلارات منفصل وتكون في محل الرف رف محلن ددلر اغلشتا يعني بونلارن نصب ادني يغتر جر اداني يغتر ولا مرفوض لانها في الاصل مبنيات çünkü onlar asıl olarak mebnidirler ve hiye evet şöyle gelecek şekilde örnekler mesela deseniz ki bakın ene bu merfudur arkadaşlar munfasıldır yani tek başına böyle ben anlamındadır ben demektir nehnu biz demektir arkadaşlar merfu diyeceksiniz bu merfudur ve mebnidir أنا متكلم için konuşan جماعة المتكلمين konuşanların تطلونا نحن بِزْ وأنت المخاطب için مخاطب للمخاطب أنت للمخاطبة ما مع الناس ولا المخاطب أنتما للمخاطبين أو المخاطبتين يا إكي مخاطبة يا إكي مخاطب için kullanılır. entuma entum lil muhatibine erkek yani müzekker muhataplar için kullanılır entunne lil muhatabat bakın müennes muhataplar çoğul için kullanılır siz yani lil gaib huve hiye lil müennes gaib için o demektir bu ikisi de Huma o ikisi lil gâibeyni iki gâibeteyni. iki gâibe, iki gâib için huma o ikisi. Hüm lil gâibîn. içindir. Hünne lil Bakın müennes çoğul için kullanılır. İşte bunlar münfasıl zamillerdir. Arkadaşlar hemen şöyle devam edelim. Ve hâzi emsilettûn. Evet mm? <türü <rifle>. ve evet. bu li örneklerdir, misallerdir. Hazihi mübteda. Emsile haber. Niçin bunlar örneklerdir, misallerdir? Li damair. Şu zamirlerin misalleri geliyor. Tekulu. Dersin ki ana muhlisun fi ameli. Ben amelimde amelimin içinde muhlis. İhlaslıyım. Ene. Bu enenin irabını yapıyoruz Arkadaşlar Zamirün mutmon fasilun bitti mabniun ale's sukun çünkü e, son harfi eliftir ve sakindir. Fi bütün zamirler mebni ile başlayacağız. Fi mahalli ref mübteda M ref mahallindedir mübteda'dır. Nahnu nes'a fil hayr biz hayırda koşarız. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رف مبتدا إن مبتدا أنت تطيع وديك سن تطيع وديك والديك أنت تطيع سن إطاعة درس والديك anne babana valideyni burada nun var ama idafeden düşmüş anne babana itaat edersin ente damirumun fesil mebniyun alel fetih niye alel fetih bakın son harfi fethalı fi mahalli ref mübteda evet hangi mahalde olduğunu söylüyoruz ondan sonra mahallini ifade ediyoruz mübteda ente tati'ine والديكِ سن أنبأ بانتقاد درسين أنتي دمير منفصل مبني على الكسر، ني على الكسر، صنع في كسرال يعني مؤنس سن أي هانم إتاعت درسين والديكِ في محل رف مبتدأ أنتما طالبانِ مج مجدانِ م... مجد مجدانِ مجد. Evet bu kelimeyi şöyle yani müştehid ben öyle bekliyordum bu kelimeyi de çok önemli değil. Siz ikiniz mecdan talebelersiniz. Siz ikiniz mecdan hanım talebelersiniz. Kız öğrencilersiniz anlamında geliyor arkadaşlar. Yine entuma damirun munfasim mebni ala sukun fi mahalli raf Entum harisun ala husuril muhaderat. Hudur, ala huduril muhaderat. Evet, e, sizler işte hazırlıklar üzerinde e, işte harisiniz yani hırslısınız, isteklisiniz hazırlık yapmaya. Damir munfasu mebni ala sükun fi mahalli ref mebteda. Entunne talibatun fadliyat. Evet, siz faziletli öğrencilersiniz. Entunne damirun munfasil mebniun <laughs> <wounds> alel fet mahalli Hepsi aynı arkadaşlar. Huve euh, mahbubun min az, min zumalaihi. Ee, evet o arkadaşlarından sevilendir o. Hiye ee, muqbalatun alel qiraati'l mufidati. O e, işte güzel kıraat üzerine mukbele yani öne alınır önde öndedir yani ikrati iyi hıma amilani neşitani onlar iki canlı iki böyle diri işçidir hıma talibetani nacihetani onlar iki başarılı öğrencidir Mühendis müennes için tabi hum ne bir iştihadi onlar başarılı bir şekilde çalışıyor müzakere ediyor Hunne ya'tifne alel etfal. O ya'tifu ala ya'tifne yani ya'tufu yani, ya'tufne. İşte merhamet ediyor çocuklara şefkat ediyorlar onlar. Hunne onlar çocuklara şefkat ediyorlar acıyorlar. Hatta acımak. Evet, o min Bu zamirler, şu zamirlerin misalleri kavluhu taala. Şöyle e, Allahu Teala'nın kavlinden örnekler yani ayetlerinden örnekleri getirecek. Entum eşeddu halqan em sema. Entum damir munfasıl mabniun ala sukun fi mahalli raf mubteda. Entum. Bu tabii sorudur. Yine mübtedadır. Soru cümlesinde de mübtedadır. Geçelim arkadaşlar. Haulai banati hunna atharu lakum. Yine değil, benati de değil, hunne. Evet hunne. ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا اين قول تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم هم لها سابقون هذا هم دج ونحن نقص عليك احسن القصص هنا إيه بردا نحن ضمير منفصل در أغرش الدمائل المنفصل منصوبة شِنِّي بورنار مرفوض دمير الضمائر المنسوبة والمنفصلة منفصل منسوب زميل يعني مفعول زمي وتقع تلك الضمائر منفصلة بزميل منفصل در ايه وتكون في محل نسب ناس محل ندل محل دير çünkü محل نسب محلي منسوب ولا مع وجود علامة تدل على المتكلم والمخاطب gayb ya muhatap ya gayb ya da mütekellime dalalet eden zamirlerdir. Ve hiye Şöyle. İyyaye yani, bana. iyana bize. ki Arkadaşlar bu iyyaye, iyana bu na her ne kadar nehnuya benzemiyorsa da munfasıldır yine. Arkadaşlar dikkat edelim. Muttasıl zamir değildir. Yani normalde nehnu münfasıldır Burada na munfasıldır. Ke munfasıldır ama İyya ile beraber arkadaşlar dikkat edelim. Bunlar munfasıldır. Ama mansubturlar. Fatiha suresinde de var. İyyake na'budu. Yani na'budu sana ibadet ederiz. Na'budu iyake. Bu mansuptur arkadaşlar. Fi mahalli nesptir. Mef'ulü bih'tir. Mukaddem olmuş. İyyake öne alınmış Fatiha suresinde. Dolayısıyla bu muttasıl bir zamir midir? Munfasıl mıdır? Munfasıldır arkadaşlar. İyyaki iyyakuma iyyakum iyyakunna iyyahu iyyaha iyyahuma iyyahum iyyahunna şeklinde gider arkadaşlar. Ve iyya burada nedir peki iyyanın manası? Vahdaha tek başına hiye damir Tek başına zamirdir. Hiye iyya. Ve huwa mabniyun ala sukun. Suk, sakin yani sukun üzerine mebnidir buradaki iyya çünkü son harfi ويكون دائما في محل النسب دائما نصب محل ندر إيا وما بعد إيا إيا دان صنع كم 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 هم يوضح المراد منها متكلم يعني او كم الى هن الى مراد يا متكلم در يا مخاطب در يا غائب Yani orada yani mütekellim mi konuşuyor, muhatap mı, gayb mi onu belirtmek için küm, hünne gibi e, zamirler geliyor. Müfreden ev müsenne, ya da müfred midir, müsenna mıdır, ikil midir, çoğul mudur diye bunu belirtmek için iyyadan sonra geliyor. Numadan iyanın kendisi zamirdir. Çok güzel oluyor. Elhamdülillah. Damir munfasıldır arkadaşlar. Kale Teala İyyâken abudu ancak sana ibadet ederiz. Bu kendi için gelmiş. Müfred olduğunu, müzekker olduğunu, bir de muhatap olduğunu belirtmek üzere ke gelmiş buraya. Normalde iyi tek başına zamir. Çok güzel. Elhamdülillah bunu da anlamış olduk. Şöyle herhalde burada videoyu ben bitireceğim. Ee, şöyle ve lekad ihtelefe en nahviyyun havli hazi tamam. İyake ile ilgili Nahevcilerin bir ihtilafı var. Bunu sonraki videoya bırakayım.